İktidarın bu kaybetme hali ve daralma hali üzerimizdeki baskıyı, seçilmişlerimize yönelik baskıyı arttırdı. İşte ilk Van'da yaşadık bunun örneğini. Van'da çıkan güçlü ses ve oradaki direniş hali belediyeyi geri almamızı sağladı. Hemen sonrasında Cölemerk'e sıra geldi. Bu hukuksuzluğa karşı hem Kürdistan'ın bütün illerinde hem de batıdaki bütün illerde bir direniş ve dayanışma başladı. Aslında bunun adına dayanışma diyoruz ama bu tam da bir hak arama mücadelesi. Sadece kayyumların belediyelerle sınırlı kalmadığını, işte sadece irade gaspı olmadığını bizler biliyoruz. Bunun için de bu mücadeleyi ve direnişi büyütmek diye bir derdimiz var. Hem görünen asıl amacımızın belediyeleri, kazandığımız bütün belediyeleri geri almak, kayyumun önünü kapatmak ama bir taraftan da bu ülkedeki tecrit politikalarına, savaş politikalarına ve bütün bu yanlış politikaların ve şeylerin bizim üzerimizde yarattığı işte yoksulluk, işsizlik, göçmen politikaları, düşüncelerimizi ifade edememe halimiz, zindanlarda yaşanan onca hak ihlali, bütün bunlara karşısında biz işçiler, emekçiler, kadınlar, bu ülkenin ezilenleri, inanç grupları, Alevisi, Kürdü, Çingenesi hep beraber direniş sergiliyoruz. Belki de bu direnişin en büyük kazancı bizler için ortak bir mücadele hattı oluşturmak ve ortak ses çıkartmak kayyumlara karşı. Bu nedenle işte İstanbul'u göz önünde bulundurursak günlerdir devam eden nöbet eylemimiz var ve bu nöbet eylemini Emek Barış Özgürlük bloğuyla birlikte yapıyoruz. Hep beraber bir mücadele hattı örüyoruz ve orada her gün herkes kayyumlara karşı ve bu ülkede yaşanan başkaca hak ihlallerine karşı, yoksulluğa karşı, emek sömürüsüne karşı, işçi kıyımlarına karşı, bu ülkedeki doğa katliamına, hayvan katliamına karşı ortak bir kürsüde sözünü söylüyor. Bu çok kıymetli bir şey. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayyuma geçit vermeyeceğiz. Mitingimizin şiarı bu. Herkes farkında ki o belediyeleri kaybetmeye başladığımızda, yani o kayyuma boyun eğdiğimizde bu ülkedeki diğer kazanılmış haklarımız da teker teker alınacak ve başkaca belediyelere de, batıdaki belediyeleri de bundan koruma şansımız olmayacak. Ve onun ötesinde işte zindanlardaki hak ihlallerini de kabullenmiş olacağız. Tecriti de kabullenmiş olacağız. Biz bunların hepsini tersine çevirmek için bir arada durup ortak söz söylemeyi bu mitingde hedefledik. Mitingimiz 29 Haziran saat 19'da Kartal Meydanı'nda olacak. Biz buradan bir kez daha tekrarlamış olalım. Bu kadar güçlü bir sese dahil olmak bu ülkenin geleceğini değiştirmek için çok önemli. Ezilenler için, kadınlar için, bu ülkenin ötekileri için ve bu ülkede barış, demokrasi, adalet isteyen herkesi bu mitinge davet ediyoruz. Bu kayyumla yapılmak istenen şudur ve verilmek istenen mesaj da hem Kürtler hem demokrasi güçlerine şu denilmek istiyor. Siz seçebilirsiniz ama yönetemezsiniz. AKP, MHP iktidarının bölgede uygulamak istediği politika tamamıyla budur. Bu kayyum politikası 10 yıldır, 2 dönemdir uygulandı. Bir dönem daha uygulanmak isteniyor. Buna karşı da hem Kürdistan'da hem Türkiye'nin bütün metropollerinde buna karşı müthiş bir direniş gerçekleştirildi. İstanbul'da da kayyum atandığı günden bugüne kadar bütün ilçelerimizde, her tarafta, İstanbul'da Emek Barış Demokrasi güçleriyle birlikte bir eylemsellik süreci başladı. Bütün ilçelerde eylemler gerçekleşti, yürüyüşler gerçekleştirildi, basın açıklamaları gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu süreç halen devam ediyor. İstanbul'da bulunan bütün demokrasi güçleri dahil oldu. İstanbul'da Emek Barış Demokrasi güçlerinin Kürt halkıyla dayanışmak ve kayyum politikasına karşı sesini yükseltmek, mücadele, dayanışmayı hep birlikte örmek için 29 Haziran Cumartesi günü saat 7'de, yani saat 19'da Kartal Meydan bir miting kararı almış. Günlerdir bu mitingle ilgili İstanbul'un bütün sokaklarında, mahallelerinde, ilçelerinde
bütün bu emek, barış, demokrasi güçleriyle partimizle birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Miting'le ilgili tertip komitemiz kuruldu, başvurumuzu yaptık. Bununla ilgili bildiri çalışmaları, pankart çalışmaları, sesli anons araçlarıyla İstanbul'un bütün mahallelerinde, bütün ilçelerinde yoğun bir şekilde mitinge çağrı çalışmalarımız devam ediyor. Her gün bütün ilçe örgütlerimiz, emek, barış, demokrasi güçlerinin dahil olduğu birlikte miting çalışması yürütülüyor. Bütün hazırlıklarımız tamam. Miting günü bütün ilçelerimizin önünde araç kaldırılacak. Bu anlamda bütün halkımızı miting alanına bekliyoruz. Büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Bu 15 gündür devam eden İstanbul'daki bütün o eylemlerin sonucunda ortaya çıkan bir mitingdir. Bu miting bu anlamda çok değerlidir. Kürt halkının aslında yalnız olmadığı, demokrasi güçleriyle Kürtlerin birlikte AKP, MHP, faşist rejimine karşı mücadele ettiğinin mesajı olacak. Bu anlamda ben de İstanbul'da bulunan bütün halkları, emekçileri, kadınları, gençleri, inanç gruplarını, herkesi 29 Haziran Cumartesi günü saat 7'de gerçekleştireceğimiz emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayyumlara geçit vermeyeceğiz mitingine davet ediyorum. Gelin hep birlikte faşizme karşı, kayyum politikasına karşı sesimizi hep birlikte yükseltelim.